Hale Soygazi. O doğduğunda takvimler 6 Mayıs 1950'yi gösteriyordu. İstanbul'da dünyaya geldi. Çocukluk ve gençlik yıllarını İstanbul'un hareketli sokaklarında geçiren Hale, Erenköy Kız Lisesi'nden başarıyla mezun oldu. Üniversite tercihini Fransız Filolojisi bölümünden yana kullandı. Ancak buradaki eğitimini yarıda bırakıp İsviçre'ye gitmeye karar verdi. Çok güzel bir yüzü ve fiziği vardı. İsviçre'de mankenlik kursuna katılan Hale, Türkiye'ye döndüğünde manken ve fotomodel olarak çalıştı. Güzelliğinin farkındaydı. 1972 yılında Saklambaç gazetesinin açmış olduğu Türkiye Güzellik Yarışması'na katıldı. Sonuç beklediği gibi olmuştu ve Hale birincilik tacını gururla taşımaya hak kazanmıştı. Bu kadarla da kalmadı. İtalya'da da Avrupa Sinema Güzeli seçildi. Türkiye'ye döndüğünde filmcilerin gözü Hale Soygazi'nin üzerindeydi. Beklendiği gibi filmlerde rol almaya başladı. İlk filmi Natuk Baytan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Ölüme Koşanlar isimli filmdi. Bu filmde Kadir İnanır'la başrolü paylaşan Hale, daha sonra Mahkum, Fatih'in Fedaisi Kara Murat, Bir Garip Yolcu, Burun Kahpeye gibi önemli yapımlar için kamera karşısına geçti. Bu filmler Hale'nin tanınırlığını iyice arttırmıştı. Tabiri yerinde ise artık şöhretin zirvesindeydi. Güzelliğinin yanı sıra oyunculuk yeteneğiyle de dikkat çeken Hale, 1978 senesinde Yavuz Özkan'ın yönetmenliğini yaptığı, Cüneyt Arkın ve Tarık Akan'la birlikte oynadığı Maden isimli filmdeki performansıyla Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu seçildi. 1984 senesinde Hale'nin Ses Dergisi'ne verdiği röportaj tozlumagazin.net'e şöyle aktarılmıştı. 1973 yılından 1978 yılına kadar geçen dönem için kendi deyişiyle salon türü filmlerde rol alan Hale Soygazi, o yıllara ait öz eleştirisini şöyle yapıyor. 1978 yılının başlarında çektiğimiz Maden filminden ilk Altın Portakal ödülünü kazandım. Aslına bakacak olursanız sinemaya bu filmden önce ara vermeyi düşünüyordum. Çünkü gittikçe oyunculuğum bozuluyordu. Niteliksiz ve içeriği belirsiz filmlerde oynamak, kadını salt bir süs eşyası gibi gösteren senaryolarda rol almak beni artık iyice bu meslekten bıktırmıştı. Ancak sinemayı çok seviyordum. Mutlaka bir çıkış yolu bulmalıydım. Çelişkili duygular oluşmaya başlamıştı. Bir yandan salon kadını rollerine çıkmak istemezken, öte yandan sinemaya ilgi alanım gittikçe genişlemeye başlamıştı. Maden filmini çevirdikten sonra durdum. Zaten Türk sineması bir krize girmişti. Oyunculuğuma ara vermeyi düşündüm ve bu kararı hemen uygulamaya koydum. Gelen bütün teklifleri reddetmeye başladım ve bu 5 yıl boyunca devam etti. Amacım yepyeni bir Hale Soygazi yaratmaktı ve seyircinin kafasındaki eski Hale Soygazi'yi silmekti. Evet, Hale Soygazi bu cesur ve yürekli kararla sinemadan uzaklaştı. Ancak sanatçı bu arada boş durmadı. Yedinci sanatın her alanında bilgi sahibi olabilmesi ve öğrenebilmesi için kolları sıvar. Atıf Yılmaz'ın filmlerinde ünlü yönetmenin asistanlığını yapar, senaryo çalışmalarında bulunur. Gittikçe yaptığı işe karşı bir sorumluluk duygusu gelişmeye başlar. Tek bir hedefi vardır Hale Soygazi'nin. Bilinçli ve bilgili olarak yeniden kamera karşısına dönmek. 1978-1984 yılları arasında kendisini sinema konusunda eğitir ve yoğun bir şekilde senaryo aramaya koyulur. Ve bir yıl önce Latife Tekin'in bir yapıtı geçer eline. Bu film için yazılmış bir öyküdür. Gerçek hayattan alınmış ve sinemasal dili olan bu öykü önce Hale Soygazi'nin ardından da Atıf Yılmaz'ın ilgisini çeker. Hemen çalışmalara başlarlar. Hale Soygazi rolüne uyum sağlayabilmek için gecekondu semtlerine gider. Filmde bir fabrika işçisini oynayacağı için gözlemlerde bulunur. Rolüm çok zordu. Benim tipimle hiç ilgisi yoktu. 4 çocuklu bir gecekondu kadınını oynayacaktım. Biraz huysuz, biraz şirret bir tipti. Bugüne kadar salon filmlerinde oynadığım için bu role alışmam güç olacaktı. Bu filmde uzun çalışmalar sonucu gerçekten o kadının kimliğine girdim. Hatta filmi izlediğimde çok şaşırdım. Benden çok değişik bir kadın vardı perdede. Atıf Yılmaz'ın yönettiği ve Hale Soygazi'nin Kadir İnanır'la başrolü paylaştığı Bir Yudum Sevgi filmi, Soygazi'ye Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ikinci kez en iyi kadın oyuncu ödülünü getirmişti. Soygazi kısa bir süre müzikle de ilgilendi. Oyuncuların şarkıcılık yapmaya başladığı dönemde
o da kendini sahnede buldu. Ancak bu dönem çok uzun sürmedi. Sinemaya başarılı bir dönüş yapmasını sağlayan Bir Yudum Sevgi filminden sonra Bir Yudum Cennet, Kadının Adı Yok ve Usta Beni Öldürsene gibi yapımlar geldi. Usta Beni Öldürsene çeşitli festivallerden 5 farklı dalda ödül kazandı. Bunlar dışında Çocuğumu İstiyorum, Oh Olsun, Aşkımla Oynama, Gariban, Bak Yeşil Yeşil, Nereden Çıktı Bu Velet gibi filmlerde oynadı. Televizyon dizilerinde de boy gösteren Soygazi, Sil Baştan, Bu Kalp Seni Unutur Mu, Arka Sokaklar, Kuzey Güney, Kaderimin Yazıldığı Gün gibi dizilerde rol aldı. 1997'de Bir Umut adlı yapımda rol aldıktan sonra uzun süre kameralardan uzak kalan Soygazi, 2004'te Sil Baştan adlı diziyle geri dönmüş ve bu dönüşle ilgili şunları söylemişti. Bu kadar beklememin nedeni gerçekten inandığım bir senaryonun olmamasıydı. Sanat denilince hiçbir şeyin garantisi yoktur ama oyuncu olarak sezgilerim bunun iyi bir dizi olacağı yönünde. Ayrıca son dönemlerde benim oynayacağım türde bir film de yoktu. Hale Soygazi iki kez nikah masasına oturdu. İlk evliliğini filmlerdeki partneri Ahmet Özhan'la yapmıştı. Nişanlanma hikayeleri yıllar önce Hürriyet gazetesinde şöyle yer bulmuştu. Komedyen Müjdat Gezen geçtiğimiz hafta içinde bir gece set çalışmasından dönerken Hale Soygazi'nin Şişli'deki evine uğradı. Orada ses sanatçısı Ahmet Özhan da vardı. Hale Soygazi birkaç gün önce geçirdiği trafik kazası sonucu yataktaydı. Üç sanatçı tatlı tatlı sohbet ederken Müjdat Gezen cebinden bir kutu çıkararak Hale Soygazi'ye bunlar nedir diye sordu. Ve kutunun içinde parlayan yüzüklerden birini Hale Soygazi'nin, ötekini de Ahmet Özhan'ın parmağına taktı. Sonra da mutluluklar diledi. Nişan töreni hakkında Hale Soygazi şöyle konuştu. ''Çok habersiz oldu. Müjdat Bey bunu önceden hazırlamış ve bize sürpriz yaptı. Daha sonra bu sürpriz ve acele nişanı dostlar arasında resmileştirdik ama düğün tarihini henüz tespit etmiş değiliz. Ahmet Özhan, Esra Oflaz Güvenkaya'nın sunduğu Senin Mucizen programında Hale Soygazi ile ilgili şunları söylemişti. Hale ile Çocuğumu İstiyorum filmini çekerken tanıştık. İkimiz de 23 yaşındaydık. Birlikte Milliyet Gazetesi'nin bir gecesine gittik. Masada yaşlı adamlar vardı. Biz iki lolita oturduk, bana sen bu kızın kıymetini bilmezsin dediler. Netice itibariyle ne o benim ne de ben onun kıymetini bilemeden çocukça bir kavga dövüş bir müddet beraber olduk. 1974 yılında evlenen Ahmet Özhan ve Hale Soygazi 9 yıl sonra boşandı. Şimdi Ahmet Özhan'la siyahla beyaz kadar farklı iki insanlar. Hale Soygazi'nin Hürriyet Kelebek'ten Sibel Arna'ya verdiği röportajdaki sözleri evlenmeyi düşünenlere öğüt niteliğinde. Soygazi şöyle söylemişti. Genç yaşta evlenmek gerçekten çok riskli. Çünkü hayat durmuyor. Kişilikler farklı yönlerde gelişebiliyor. Evleniyorsanız hayat arabasını birlikte süreceksiniz. Birbirinizi sahiplenmeden, sıkmadan, birey olarak. Şimdilerde Taraf Gazetesi yazarı Murat Belge ile evli olan Hale Soygazi, 2006'da Belge'nin düşünce suçundan hapse girme riski ortaya çıkınca, olur da ceza alırsa görüş günlerinde görüşemezler diye evlenmişler. Soygazi evliliklerini Hürriyet Kelebek'ten Sibel Arna'ya şu sözlerle anlatmıştı. O anlamsız kağıt parçasının varlığı bu yüzden. Yoksa biz evlenmeyi düşünmüyorduk. Aynı evde yaşıyorduk, hayatı paylaşıyorduk. Zaten evlendikten sonra da hiçbir şey değişmedi. Ben bir çanta olamam. Murat da yanında sürekli çanta taşımak istemez. Biz eğleniyoruz. Murat dışarıdan sıkıcı görünür. Aslında o akşamları evde yüksek sesle müzik açmış, dans ederek beni karşılayan yaramaz bir adamdır. Evde misafir ağırlamaya bayılırız. Hint ve Çin yemeklerini o yapar. Türk zeytinyağlılarını ben. Murat'ın hayranlarının yanımıza gelip selam vermeleri çok hoşuma gidiyor. Çok fazla hanım hayranı var ama asla kıskanmıyorum. Çok fazla politika konuşuyoruz. Murat'la aksi mümkün değil. Ben internetten gazete okuyorum ama ona alıştıramadım. Yazılarını bile elle yazıp fakslıyor hala. Önceden bana bile okutmuyor, ben gazeteden okuyorum. Birlikte seyahat etmeyi seviyoruz. Yurt dışında biraz tartışıyoruz. Çünkü o müze gezmek, sokak sokak tarihi anlatmak ister. Ben de kafede oturup o şehrin insanlarına bakarak ruhu anlamayı isterim. Hale Soygazi gibi hanımefendiliğini hiçbir zaman bozmamış bir sanatçının başına
geçtiğimiz yıllarda çok ilginç bir olay gelmişti. Seda ve Uğur'la Artık Susma programına konuk olan Murat isimli bir şahıs, bir günlükken evlatlık verildiğini ve annesinin de Hale Soygazi olduğunu öne sürmüş. Bunun üzerine Soygazi mahkemeye başvurarak tazminat davası açmıştı. DNA testi sonucunda Soygazi ve Murat arasında biyolojik bağ bulunmadığı tespit edildi. Aylarca onun olmayan bir çocuğun onun olduğu iddia edildi. Oysa ben hiç çocuk doğurmadım dedi. Tüm linçlere rağmen duruşunu da terbiyesini de bozmadı. Hakkını mahkemede aradı ve DNA raporu sonuçlandı. Ekranlarda her gün Hale Soygazi benim annem diyen kişinin oğlu olmadığı ve ünlü oyuncuya komplo kurulduğu ortaya çıktı. Ünlü oyuncu Hale Soygazi mahkeme sonucundan sonra ilk kez Posta'ya konuşmuştu. Soygazi şunları söylemişti. Büyük bir haksızlığa uğradığım aleni bir şekilde ortadaydı. Bu yaşananlar bilinçsizce ve art niyetle yapılan bir televizyon programının sonucuydu. Ben hiç çocuk doğurmadım. Nasıl böyle korkunç bir iddiayı ortaya attılar ve hangi cesaretle bu iftira kampanyasını sürdürdüler anlamıyorum. Herhalde çocuğum yok diye de beni uygun gördüler. İddiayı ortaya atan ispat etmekle yükümlüdür. Onu bile yapmadılar. Maliyetli olduğundan dava bile açmadılar. Babalık testi normal geliyor da annelik testi biraz garipti. Hiç doğurmamış bir kadını bunu ispat etmeye zorlamaları acımasızlıktı. Kirpikleri benziyor diye oğlum olduğunu iddia ettiler. O kadar gülünç ki insan taş olsa çatlar bu saçmalık karşısında. Hamile kalsaydım ve istemeseydim kürtaj yaptırırdım. Doğurduktan sonra hangi anne evladından vazgeçebilir? Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Hale Soygazi başına gelen bu talihsiz olayı yıpransa da sonunda atlattı. Sanat yaşamına dönecek olursak Soygazi tiyatroyla da yakından ilgilendi. 2001 senesinde ilk kez Küçük Prens adlı oyunda sahneye çıktı. 2004 yılında 41. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Yaşam Boyu Onur Ödülü'nün sahibi oldu. Acısıyla tatlısıyla bir Hale Soygazi geçti Yeşilçam'dan. İyi ki de geçti.